Değerli izleyenler hoş geldiniz Asuman Uğur ben yeni bir sağlık raporu programı ile daha birlikte 8. yılına girdi bu arada programımız hatırlatalım tekrar teşekkürler. Bunca yıl takip eden izleyicilerimize. Şimdi sağlığın gündemini aktarıyoruz sağlık raporunda. Ama sağlığın gündemi ne sadece COVID'den ibaret ne de fiziksel sıkıntılardan ibaret. Hem ruhsal sıkıntılara burada değiniyoruz. Çünkü fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlık aslında bir bütün bir arada bence işlenmesi gereken bir konu. Ama fiziksel, ruhsal ve sosyal sıkıntılarımız eğer ki varsa bir kısmının temelleri de aile ve çocukluğa aslında dayanıyor. Biraz anneler babaların sıkıntıları var. Varsa ve ailede bir takım sıkıntılar varsa bunların hepsi ne oluyor efendim hayatımızı olumsuz etkiliyor. Şimdi hayatımızı olumsuz etkilememesi için e, aile birliğini aslında kurmak ve aile birliğini sağlıklı bir şekilde sürmesi için e, çalışmalar yapan değerli bir kitap çıkaran sizlerin de yakından takip ettiği en azından sosyal medyada oldukça aktif ve paylaşımları ilgili takip edilen değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Uzman aile danışmanı yazar Sayın Hatice Kübra Tongar bizlerle öncelikle. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk, sefa bulduk. Teşekkür ee, ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Şimdi, İyileşen Anneliğim kitabı var. Ee, Hatice Hanım kaç kitabınız var? 24. 24 kitabınız var. Evet. Bu en son kitabınız. Evet. İyileşen Anneliğim. Şimdi, İyileşen Çocukluğum, İyileşen Anneliğim. İyileşen Anneliğim daha büyük puntolarla. Evet. Çünkü anneler iyileşecek ki aslında çocukları evet. da iyileştirsin. Çocukluk yaraları, eleştiri, hakaret, şiddet, yalnızlık hissi, sevgisiz çocukluk, kıyaslama, reddetme, bağırma, huzursuz hali, mutsuz çocukluk olarak bir takım böyle e, bantlar ve kağıtların üstüne yazılmış yazılar var. Demek ki bunlarla ilişkili. Anneliğin iyileşmesi. Hoş geldiniz tekrar. Merhaba. Bu kitabı yazmaya sizi ne itti? Şimdi 24 kitaptan bahsediyoruz. Oldukça fazla sayıda... Çok da gençsiniz Salih ve çok hoş bir insansınız. Teşekkür ederim. Ee, bu kitabı yazmaya sizi ne eğitti? En son kitabın konusu bu çünkü. Ne oldu? Yani ne çıkarımlar yaptınız şimdiye kadar meslek hayatınız boyunca? Şöyle başlayayım o zaman. Ee, ben yıllardır aslında Türkiye'nin dört bir tarafında gücüm yettiğince de çünkü benim de ufak çocuklarım var. Onlar <laughs> izin verdiği sürece <laughs> e, yurt dışında da gidebildiğim ülkelerde vakit ayırabildiğimce psikolojik şiddetin etkilerini anlatmaya çalışıyorum tamam. insanlara. Çünkü şiddet dediğimizde fiziksel şiddet ve cinsel şiddet davranışları hemen hani kabaca gündemimize girebiliyor. Hızlıca düşündüğümüz <laughs> şeyler ama aslında bu iki şiddet türünü de besleyen ve bu şiddet türleri kadar yıkıcı olan bir psikolojik duygusal şiddet dediğimiz şiddet türü var. Yıllardır bunu bağırmayan ebeveynlik olarak ben dediğim gibi Türkiye'nin dört bir tarafında annelerle babalarla paylaşmaya çalışıyorum. Ee, bu sembol bir isim bağırmayan ebeveynlik dediğimiz şey sadece sesin volümünün yükselmesiyle ilgili Hı -hı. bir şey değil. Bütün psikolojik şiddet davranışlarının da çocuğun dünyasına ne kadar yıkıcı olduğunu, çocukluğun bu kadar yara almış bir şekilde şiddet tohumları ekilmiş bir şekilde eğer devam ederse idame ederse evet. yetişkinlik yıllarına da büyük yaraları olabileceğinden yıllardır bahsediyordum. Tamam. Bu seminerlerde de verdiğim eğitimlerde seminerlerde de sonrasında işte imzalar yaparız ve birebir sohbet etme Hı -hı. fırsatı Hı -hı. olur gelen konuklarımızla. Orada anneler hep bir şey söylüyordu. Diyorlardı ki: "Ya Hatice Hanım bu dedikleriniz tamam. Yani biz de çocuklarımıza bağırmak istemiyoruz. Biz de çocuklarımıza şiddet evet. göstermek istemiyoruz. Gerçekten hiçbir anne aslında özünde bunu istemiyor. Ama bir şekilde öfkelendiğimizde kendimizi kontrol edemiyoruz. Ya da işte buradan bir seminere geliyoruz ya da bir kitap okuyoruz. Etkisi birkaç gün sürüyor. Birkaç gün böyle pamuk gibiyiz. Hı hı. Ama sonra ne oluyorsa yine bir girdabın, bir kısır döngünün içinde kendimizi buluyoruz. Buradan nasıl çıkacağız biz?" diyorlardı. İyileşen çocukluğum, iyileşen anneliyim de aslında bu sorunun cevabı olarak yazıldı. Çünkü Asuman Hanım temelde e, tüm meslektaşlarımın da söyleyeceği gibi benim de söyleyeceğim şey şudur ki özellikle ebeveynlik perspektifinden e, baktığımız zaman bir anne çocuğunun herhangi bir çocukluk davranışına bir birim değil de normal öfkelenebiliriz çünkü insanız. 10 birim, 100 birim, bin birim öfkeleniyorsa, onu bir şeyler tetikliyorsa, İçinden çıkamadığı, sebebini bilemediği öfke patlamaları ya da tahammülsüzlükler yaşıyorsa genelde o çocukla ilgili değil çocukluğuyla ilgili oluyor. Çocukluğumuzda yaşadıklarımız, ebeveynimizden e, hissettiklerimiz, deneyimlediklerimiz ve adeta bir kutunun içine tıkıştırır gibi bastırdığımız tüm duygular... Ekseriyetle anne olduğumuzda çocuğumuz kucağımıza verildiğinde birer birer tetiklenmeye ve açığa çıkmaya başlıyor. Ben o yüzden hep şöyle düşünmeyi faydalı buluyorum. Aslında o hastane odasında kucağımıza bebeğimizi verdiklerinde sadece kendi çocuğumuzu vermiyorlar kucağımıza. Bir yandan çocukluğumuzu da veriyorlar. Hatırlamadığımızı, unuttuğumuzu düşündüğümüz pek çok hatıra belki bile bir şunu yaşamıştım gibi böyle spesifik hı hı. görüntülerle değil ama duygularla ama içimizde zaten var olan hislerle Birer birer açığa çıkmaya başlıyor. Şimdi şöyle oluyor. Çocukluğunda sıkıntılı bir çocukluk yaşadığını, annesinin babasının aslında doğru davranış sergilemediğini, biraz eğitim seviyesi arttıkça, okudukça sizlerden istifade ettikçe insanlar algılıyor. Evet. Ve ben aynı şeyi çocuklarıma yaşatmak istemiyorum diyorlar. O bilinçli aslında yetiştirmeye çalışıyorlar evet. ama istediği kadar çırpınsın bazen istediği gibi yani eğitimi davranışa dönüştürmek önemli o bilgiyi ama evet. dönüştürmekte çok zorlanıyorlar. Neden dönüştürmekte zorlanıyorlar davranışı? Neden yaşadığını bazı gene yaşatıyor bildiği halde? Bunun aslında pek çok sebebi var Hı -hı. elbette ama kabaca şunu söyleyebilirim. Hı -hı. Ee, bizim davranışlarımız çok bilişsel düzeylerle ilgili değil. Yani şimdi baktığınız zaman mesela suç işleyen insanlara da bakmış olsak. Pek çoğunun eğitimli olduğunu görürüz. E hani eğitimli insan suç işlemez mi? Hayır işleyebiliyor. Mesela son dönemde sıklıkla belki bahsettiğimiz kadına şiddet olaylarına bakın. Eğitim Sadece insan. eğitimsiz Tabii. insanlar mı? Hayır evet. değil. E peki neden o bilgi bir şekilde insanın dürtülerini ya da duygu dünyasını kontrol etmesine yaramıyor? Çünkü bizim dürtülerimiz, duygu dünyamızda o bastırdığımız duygular tamamen bilincimizle değil daha çok bilinç dışımızla ilgili süreçler. Biz buna psikolojide içgörü diyoruz içgörü geliştirmemiz gerekiyor. Yani ben çocuğumun ya da eşimin herhangi bir davranışına öfkelendiğimde, herhangi bir davranışına tahammülsüzlük göstermek konusunda içimde yoğun bir itki hissettiğimde, o zaman dönüp dolaşıp bakacağım yer çocuğum ya da karşımdaki eşimin o davranışlarının ne olduğu değil, bu davranışın benim için ne ifade ettiği kısmı olmalı. Her bir ilişki ağı bir içgörüye sebep olduğu noktada o zaman bilincinizdeki bilginin de işlemlenmesi Mümkün bir sürece dönüşebiliyor. Çoğu zaman biz evet bir kitaptan bir şeyler okuyoruz. E, şunu istiyoruz anne babalar genellikle bunu çok sorarlar. Formül. Hı hı. Çocuğum şöyle yaptığında ben ona nasıl davranayım? Tamam işin kitabı bilgisini verelim ama hayatın içinde biz robot değiliz ki duygularımız var. Çocuğumuz bir davranış gösterdiğinde bizim tetiklendiğimiz anlar, anılar, hatıralar, dünde yaşadıklarımız var. Ve bu hepimizde farklı farklı. Buraya dair belli işgörüler geliştirdiğimizde ancak bilgi işlemlenebilir bir hale geliyor. Bunlar nasıl tamir edilir? Ya yani Nasıl bir süreç, nasıl bir yardıma ihtiyacı var ailelerin, annelerin? Yani bu kitaplar elbette ki faydalı oluyordur ama burada işte seanslar yapılıyor, terapiler yapılıyor. Bilmiyorum yolu yorda mı, metodu ne, yöntemi ne? Herkes iyileşmek istiyor. Tabii ki bireysel hikayeye göre değişir. Hı hı. İnanın bazı öyküler çok travmatik. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim bir insan dünyaya geldiğinde e, belli bir fıtratla bir tohum gibi düşünmeyi seviyorum hmm. e, bir, bir, bir şey açmak için geliyor yani belki bir, bir çiçek olacak kimisi ağaç olacak hmm. bir şey olacak hmm. ama mutlaka içinde potansiyel barındıran bir tohum olarak geliyor hmm. ve anne baba öyle bir emanetçilik makamı ki o tohumun hem ihtiyacını görmesi lazım o tohumdan ne çıkacağını bunun nasıl bir bitki olduğunu tırnak içerisinde hmm. nasıl bir toprağa nasıl bir suya nasıl bir güneşe ihtiyacı var bunları görebiliyor ve bunu güvenle önce koruyarak sonrasında da üzerine katma değer sağlayarak büyütüyor, büyütebiliyor. Oraya eşlik edebiliyor olması lazım. Ama bazı öyküler var düşünün ki bırakın sizi büyütmeyi korumayı size zarar veren kişi sizin ebeveyniniz. Ve öyle hani bir kere bağırdım çocuğuma bir kere tokat attım gibi zararlar değil. Kimi öyküler var ki istismar davranışları, şiddet davranışları, bedensel ve ruhsal ihlal davranışları yıllar boyu devam etmiş. Mesela o kişi evlenene kadar devam etmiş. Ya bir ebeveyn bunu nasıl yapar diyeceğim ama ben bilmiyorum. sağlıklı göremiyorum yani. Sağlıklı göremiyorum. Çünkü onların hikayelerine de baktığımız zaman onları da bir şeyler bozuyor yani. Aslında bir insanın kendi hayat planına, kendi kader yazgısına o döngülere ee, anlam katabilmek için sadece annesiyle yaşadığı ilişki değil artık e, psikoloji bilimi bize bunu açık kanıtlarla gösteriyor ki en az 3 nesilden etkilendiğini biz biliyoruz. Yani anneannesinin ne yaşadığı, annesinin ne evet. yaşadığı bugünkü bir çocuğun ne yaşayacağının belli bir motifini... belli döngülerini oluşturuyor. Şey üç nesil deyince bu aile dizilimleri yapılıyor. Bunları evet. başarılı buluyor musunuz? O nesle de biraz iniyorsunuz değil mi? Oradan herhalde biraz çıkarımlar yapabiliriz. Ben, ben aile dizimi tekniğini uygulayan bir ruh sağlığı çalışanı değilim <laughs> ee, ama üç nesil bildiğim, bildiğim <laughs> ve gördüğüm kadarıyla e, başarılı ne anlamda başarılı? Bir içgörü sağlamak anlamında başarılı. Burada yaptığımız şey geçmişi değiştirmek değil. <laughs> geçmişi silmek de değil. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Evet, evet. Öğrenmek, farkına varmak. Mesela bugün ben de bir yetişkin olarak ne iş yaparsam yapayım, ne kadar insanlar beni başarılı bulursa bulsun, içimden bir parça diyorsa ki bir şeyler eksik ya, bir şeyleri yapamıyorsun diyorsa, eleştirel bir iç sesim varsa, mesela bu ses gerçekten bana ait mi yoksa ben ebeveynimin sesini mi duyuyorum hala? Bunun ayrımını yapabilme becerisi aslında bizim seanslarda danışanlarımızla Hı. yapmaya çalıştığımız şey. Ya da e, çocukluğunda yıkıcı travmatik yaşantıları olan insanların genellikle kendilerine dair sevgi şemaları çok sıkıntılıdır. Kendilerini sevmezler. Kötü bir insan olduklarına inanırlar özlerinde. Anne böyle davrandığı için sevilmeye evet. layık görmüyoruz. Aynen kendini. sevilmeye layık hı. görmemek, kendini değerli bulamamak. Çünkü biz bebekliğimizde karşımızdaki insanların başta da anne babamızın bize davranışları üzerinden bir kendilik inşa evet. ederiz. Düşünün çok amiyane tabirle bu tabiri de özellikle kullanıyorum. Çünkü danışanlarımdan kendinizi nasıl hissederdiniz bu davranış olduğunda dediğimde en çok duyduğum kelime olduğu için özellikle bunu kullanıyorum. Hı hı. Paçavraymışsınız gibi o kadar da yani şöyle buruşturulup atılmış bir paçavraymışsınız gibi bir muamele görüyorsanız öyle biri olduğunuza inanç geliştiriyorsunuz. Dolayısıyla biz şunu fark ettirmeye çalışıyoruz zaten. Hayır sen öyle biri değilsin. Anne babanın davranışları sana öyle hissettirdi. Bu ayrımı yap. Hı hı. Bu ayrımı yapabildiğimizde ve bunu hayatımızın içinde davranışlara dökmeye başladığımızda beynimize yeni bir şey öğretiyoruz. Bizim aslında iyileşme dediğimiz şey temelde ne biliyor musunuz Asuman Hanım? Beyne yeni bir şema öğretmek. Hayata farklı bir pencere açmak. Hayata farklı bir bakış açısıyla bakabilmeyi başarmak. O zaman kendimize dair inançlarımız, kendimize dair bakış açılarımız ve şemalarımız da zaman içinde elbette bu hani bir günden yarına olan bir şey değil. Hı -hı. Yılların şeyini Hı -hı. formatını değiştirmeye çalışıyorsunuz. Zaman içerisinde nasıl değiştiğini, nasıl güzelleştiğini ve iyileştiğini görmüş oluyoruz. Şimdi sizde bir e, kitabınıza da bir not var. Annenin güçlü yönlerini alıp cebimize atalım demişsiniz. Evet. Şimdi bir de bunu almak lazım, diğerini ayırmak lazım. Bu nasıl, bu nasıl olacak? Nasıl siz başarıyorsunuz? Yani İnsanların bunu başarmasına yardımcı oluyorsunuz. Bir metot var mı bunun? Burada içinde? aslında şunu anlatmaya çalıştım. Oradan giriş yapayım hı hı. müsaadenizle. Mutlak iyi ve mutlak kötü diye bir şey yok. Hı hı. İnsan insandır. ...iyi yönleri de vardır, güçlü yönleri de vardır, hatalı tarafları da vardır. Hı hı. Bu hepimiz için geçerlidir. Tamam. Dolayısıyla geçmişe dönük çalışmalar yaparken, travmatik hayatları özellikle çalışırken bunu ayırabilmek önemli bir beceri. Hı hı. Yani anneniz, babanız yıkıcı davranışlarda bulunmuş olabilirler ama mutlak kötü değildiler. Evet. Onların da iyi ve güçlü tarafları vardı. O zaman zihin olumsuza odaklanma kapasitesi çok yüksektir zihnin. Neden? Hayatta kalmak ister. Olumsuzu görsün ki hayatta susun kendini. Oradan kaçınabilsin. Hı hı. Geçmişe dair fark ettiğimiz bu olumsuzlukları tamam burayla çalışalım. Ama olumlu şeyler de var. Yani burada sivrisinekli bir bataklık olabilir. Orayı kurutmaya çalışalım. Ama şurada da güzel bir göl manzarası yok mu şimdi? Orayı da görelim. Metot dediğiniz şey işte biraz bu. Hı hı. Belki hani ekranları başındaki izleyenlerimiz kendi hayatlarına bakarken şu an bir noktada bunu düşünebilirler. Mesela diyebilirler ki çocukluğunda eğer dezavantajlı bir çocukluk yılları geçirdilerse. Tamam ama şu an kendimde gördüğüm hangi güçlü taraflarımı bu çocukluk yıllarına borçluyum ben? Bazı sıkıntılarım olabilir. Tamam ama beni besleyen yanları neler? Bana iyi gelen tarafları neler? Mesela annemin, anneannemin düşündüğümde hangi güçlü taraflarını ben devam ettiriyorum? Yani bir aile mirası illaki toptan kötü olmak zorunda değil. Tabii. Buna odaklanmak bile insana bir güç katar. Çünkü bir noktada biz ailelerimizle kolektif bir bağı devam ettirmeye de psikolojik olarak ihtiyaçlıyız. Ve bu bağı toptan kötü bir bağ gibi görürsek, toptan yıkıcı bir bağ gibi görürsek, o zaman kendimizi de iyi hissedemiyoruz. Kendi enerjimize odaklandığımız noktayı da tam keşfedemiyoruz. Güçlü yanları alalım. Güçsüz olan tarafları da bizim farklı bir birey olma gerçeğimizle yüzleşerek, bunu kabul ederek geride bırakalım. Yani bu annemin hatasıydı. Ben bunu devam ettirmek zorunda değilim. Ya biraz daha kafa yoracaksın. İnsan kendini yalnız kalıp düşünmesi, tevekkül etmesi belki bilmiyorum. Bunların hepsinin bir yeri var herhalde. Bunları da çözmek için. Şimdi çocuğa bağıran anne çocuğa ve kendine nasıl bir zarar veriyor çocuğu eğitirken hiç bağırmadan bir eğitim olur mu hep böyle iyilik güzellik sözleriyle puşpuşlayarak push mı eğitmemiz lazım Öyle olmadığını az çok ben biliyorum ama biraz bu konuyu detaylandıralım mı? Teşekkür ediyorum sorduğunuz için çünkü zihnimiz genelde ifrat tefrit dengesizliğine gitmeye çok müsait oluyor. Hı hı. Biz bağırmayan ebeveynlik dediğimizde sanki böyle hep böyle çiçekler açan hep pembe pembe hani hep mutlu hep kalp 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 bir ilişki. Hayır insan ilişkisinde böyle bir şey mümkün Bağırma değil. Bağırma tonu da önemli tabii burada. <laughs> evet aynen öyle yani insan ilişkisinde öfkelenmemek diye bir şey mümkün değil. Hı hı. Öfkelenebiliriz. Biz aslında bağırmayan ebeveynlikten bahsederken temelde kastettiğimiz şey şu. Kararlı duruş zorbaca ya da öfkeli bir duruş demek değildir. Tamam. Bir anne çocuğuna disiplin sağlarken ve sınır koyarken muhakkak ki disiplin sınırlar ve kurallar Hı -hı. olmalıdır. Hı -hı. Hı -hı. Kararlı ama şefkatli durabilir. Yani çocuğunuzun diyelim ki, e, bu zamanın annelerinin en büyük problemlerinden biri teknolojide sınır koymak. Hele ki şu pandemi sürecinde çocuklar çok ekran başındalar ve anneler sınır koymak istiyorlar. Yani ders için zaten geçiyorsun. Diğer zamanlarda bu sınırlı olsun Hı -hı. diyor. Bir ebeveynin sınır koyması gerekir mi? Kesinlikle gerekir. Çocuğunuza bir sınır belirlersiniz. Bu sınırı belirlerken çocuğu istişare meclisleri diyoruz biz buna. Hı -hı. Mutlaka alınan kararın içine katarsınız. Ne gibi? iyi iletişim halinde olursunuz. Yavrum bak bunun zararları bunlar. Bu yüzden bu konuda bir sınır belirlememiz tamam. lazım. Gel bunu nasıl yapalım? Mesela ben kendim bu alanın evet uzmanıyım ama ben kendi çocuklarıma sınır koyarken de kendimi referans tutmuyorum. Yani ben bunu biliyorum zaten. Bak sana şöyle sınır koyacağım demiyorum. Ne yapıyorum? Çocuk her zaman ebeveyninin e, tahakkümü altına girmek istemediği bir ruhsal yapılanmadadır. İnsan öyledir. Ruh özgür olsun için yaratıldı çünkü. Hı hı. O zaman mesela ben diyorum ki gel bak Yeşilay'ın sitesine girelim birlikte bakalım. Çünkü teknoloji bağımlılığı diye bir bağımlılık türü evet. var. Yeşilay bunu nasıl, kaç saat olarak, senin yaş grubunda kaç saat olarak bunu ifade etmiş? Birlikte bakalım. Bir kaynağı Şu işaret Aynen. ediyorsunuz. Bir kaynağı işaret Hı -hı. ediyorum. Ya da açarsınız bir makalede işte Hı -hı. bir video açarsınız. <laughs> İnternet üzerinden. Gel bak bir uzmanı dinleyelim. Ne demişler? Senin yaş grubun için kaç saat? Bu kaynaklar zaten artık kaynaklara ulaşmak çok kolay. Sonrasında bunun yönetimi için çocuğa belli bir sorumluluk vermek. Tamam. Aileler bunu da bazen ıskalıyorlar. Ben de Mesela diyebiliriz ki çocuğumuza e, saat kuralım. Tamam. Alarm kuralım saatinden. Bu alarm çaldığı zaman başına geçtiğinde alarmı aç. Alarm çaldığı zaman zamanın bitmiş olsun. Sen bunu yönet. Ama çocuklar tabii ki yaş grubuna göre elbette ki bu değişmekle birlikte çok iyi yönetemeyecekler. Neden? E çocuk dürtüseldir. Çocuk e, haz merkezlidir. İnsan aslında yapısal olarak öyle. Belli bir noktada çocuk devam etmek isteyecek. Orada anne ne yapar? O çaldı mı? Çocuk da bir şekilde bırakmıyor bunu. Yavrum bak bunu konuştuk biliyorsun süren bitti der ve alır okumandayı televizyonsa kapatır bunu ya da işte tablet, telefon neyse kaldırır. Sonra çocuk ama aa falan filan ağlıyor, sızı yaptırmaya diyebilir. çalışıyor. Orada bir diyebilir. yumuşak tavır, kararlı gelen aile var. Kararlı i̇şte, duran var. Evet. Kararlı ama şefkatli. Hı -hı. Buradaki kararlı duruşu şöyle de anlamlandırmayalım. Evet. Yani çocuk ağlamaya başladı. Hayır dedi sen ne kötü annesin dedi. İşte ben daha izleyecektim dedi. İşte bir sürü şey diyebilir çocuk. Orada direkt kızıp ya biz seninle bunları konuşmadık mı işte hiç de laftan anlamıyorsun ha falan tamam. direkt çeviren ve işi bir psikolojik şiddet o Bağıran ebeveynlik evet. dediğimiz kısma getiren ebeveyn. Hayır böyle şeyler demene gerek yok. Güzel Aa, bir şey yaptın bozma. Aynen Hı, anlıyorum seni yavrum. Yani. şu an devam etmek istiyorsun ama sınırlar kurallar bunu konuşmuştuk dersiniz alırsınız ve ortamı değiştirirsiniz yani. Ağlamak istiyorsa bir hayal kırıklığı yaşıyorsa Hı -hı. engellendiği için öfke duyuyorsa bunu ifade edebilir. Çocuk bunda hiçbir sıkıntı yok duygularını bastırmasını istemiyoruz. Ama... Bunu saygın bir dille, saygın dilden çıkmadan ifade etme becerisini de zaten yetişkinden öğrenir. Ben ebeveynlere en çok ne soruyorum biliyor musunuz Asuman Mesela çocuğum e, küfürlü konuşuyor, kötü kelimeler kullanıyor ya da e, çocuğum kardeşine şiddet uyguluyor, vuruyor vesaire deyip danışan ebeveynlere ilk şunu soruyorum ben. Kimden görüyor olabilir? Sizin evinizde öfkelendiğinde kötü kelimeler kullanan birisi var mı? Çünkü öfke yaratılıştan var olan bir duygu durumudur. Hı hı. ama biz öfke davranışlarını sosyal öğrenme seyrinde görerek öğreniriz. Kimden görüyor? Eğer biz çocuğumuza bağırıyorsak, hakaret ediyorsak, ona şiddet gösteriyorsak o da böyle davranışlar göstermeye meyil olacak. Önce ailede görüyorsunuz. Eğitim Tabii ki. kurumunda göremezsin pek ama ailede görerek aslında o efdeyi evet. de normalleştiriyorsun. Benim şöyle bir tespitim var. Ne kadar katılırsınız? Çok çocuklu aile ve az çocuklu, tek çocuklu ailelerde de farklı oluyor. Çocuklara verilen tavizler tek hmm. çocuksa çok Hani her çocuk kıymetli ama tek çocuk belki daha da kıymetli olur. Sürekli taviz yani çocuk aileye yönetiyor, aile çocuğu yönetmekten aslında eğitmekten yanlışlıkla çıkıyor çok çocuklu ve tek çocuklu ailelerde böyle bir e, sanıyorum bunları hayata geçirememe de sıkıntı var. Sizin gözleminiz nedir? Katılıyorum gözleminizde. Bazen özellikle yıllar boyu beklenen bir çocuksa, <laughs> tedaviyle Hep olmuşsa, geç yaşlarda <gülüyor> olmuşsa <gülüyor> ya da bazen çok çocuklu ailelerde şu olabiliyor. Diyelim ki 3 tane oğlu var, bir kız çocuğu olmuş en son ve beklenen bir çocukmuş. Evet. Ya da tam tersi Aha. kızı var, bir oğlu olmuş. Cinsiyet anlamında bir beklenti, <laughs> bir yüklenen bir mana varsa dediğiniz gibi bu sınırlar konusunda aileler şey, sıkıntı esniden. yaşayabiliyor. Bir de günümüzün daha bilinçli aileler dedi ki artık daha çok bilgiye ulaşıyoruz hı hı. Çünkü hani bir nesil öncesine göre hı hı. bile baktığımızda çok daha okuyan çok daha araştıran bir nesil var bu şahane bir şey bir noktada ama bir noktada ee, kendi annemizden gördüğümüz gibi annelik yapmamaya çalıştığımız için özellikle disiplin noktasında. Yani şimdi ben 84 doğumluyum ve kendi çocukluğuma baktığımda hani bir nesil öncesinde kızını dövmeyen dizini döver çağıydı bizim çağımızda. Şiddet biraz daha normal karşılanabiliyordu ebeveynlik seyrine baktığımızda. Bugün öyle değil daha evet. bilinçli ama bugünün anneleri de kendi çocukluklarının yaralarını kapatmayı kendi çocuklarına çok vererek yapmaya çalışıyorlar ve bu da sınırsız bir çocukluk. Çocuklar yine çok öfkeli. Anne babalar diyorlar ki hocam her istediğini yapıyoruz bu çocuğun. Yine bu çocuk böyle öfkeli. Aslında her istediğini yaptığın için öfkeli zaten. Çünkü çocuğa kontrol edemediği yaşıyla orantısız bir güç veriyorsun. Evi o yönetiyor. Onun istediği program izleniyor. Onun istediği saatlerde oyun oynanıyor. Hayır. Ailede herkes İnsan, herkes bir birey, elbette ki herkesin kararları, istekleri kale alınır, önemsenir. Yani yaşı 5 de olsa önemsenir, 55 de olsa önemsenir. İnsan olduğu için saygınlığı hak eder zaten. Ama bu her dediğini yapmak demek değildir. Hayatın içerisinde hayal kırıklıkları vardır, her istediğimizi yapamamak vardır, kaybetmek vardır, istediğimizi elde edememek yani vardır. Gerçekten o eğitim örtüşmüyor, her istediğini Aynen. yapıyorsun ama o çocuk hayatta her istediği olmayacak. Yani, ve çocuk o... yine mutsuz. Yine mutsuz. Dolayısıyla bu dediğiniz şey hani tek çocuklu, çok çocuklu çocuklu ailelerde olabildiği gibi çocuğa yüklediğimiz anlam ve ebeveynine yüklediğimiz anlama göre de değişebiliyor. Burada temelde neyi bileceğiz? Çocuğumun ihtiyaçlarını. İhtiyaç istek değil. İhtiyaç ayrı bir şey, istek ayrı bir şey. Çocuğumun her istediğini yapamam. Ama çocuğumun ihtiyaçlarına duyarlı olmalıyım. Bu ayrımı yapabilmek galiba. Peki anne mi baba mı daha başarılı oluyor? Şimdi baba Hı. genel görece daha az zaman geçiriyor çocuğuyla. Ama geçirdiğinde de yani değişik ama işte kaliteli zaman geçirmeye çalışıyor bilinçli aileler. Çünkü Hı. baba daha çok değil mi? Hani iş hayatının içinde daha çok olduğu farz edilen insanlar. Anne mi daha baba başarılı, baba mı daha başarılı? Bu doğru davranışları sergilemede. Günümüzde bebeğinlerine baktığımız evet, zaman. Evet. Şimdi şöyle anne e, a, daha an çok çok özür dilerim anne daha çok çocukla zaman geçirince birden de bunalabiliyor mesela pandemide evet. çocukları ekran başında anneleri. Anneler daha çok ilgileniyor. Annenin tahammül seviyesi de düştü. Baba sonra belki daha tahammüllü olabiliyor. Bilmiyorum ne dersiniz? Yani günümüzde aile yapısı değişti bir sosyolojik okuma yaparsak. Evet. Çünkü çalışan kadınlar gözle görülür şekilde çok Tabii daha ki. fazla. Hani bizim çocukluğumuzda daha çok anneler genelde ev hanımıydı. Dolayısıyla Hı -hı. hani iç işleri bakanı gibi düşünelim. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak baba dış işleri Hı -hı. bakanıysa eğer. Doğal olarak anne ev hanımı olduğu için bu rolü üzerinden giden seyirlerde işte evi çekip çevirmek ve çocukla ilgilenmek doğal bir biçimde onun görevi gibiydi zaten. Ama günümüzde kadınlar da çalışıyor. Yani sabah eşiyle birlikte evden çıkan bir hanımefendinin akşam eşiyle birlikte neredeyse eve döndüğü bir seyrin içerisinde çocuğun bütün eğitimini ve bakımını üstlenmesi bir kere adil değil. Çünkü insan yani kadın ya da erkek fark etmez insan. Ve insanların yapabilirlikleri belli bir sınırdadır. Yani kimse süper kahraman değil. E, dolayısıyla baktığımızda günümüz annelerinde e, yıpranma daha fazla mı derseniz ebeveynlik perspektifinde? Evet daha fazla. Çünkü beklenenler de annelerden daha fazla. Evet. Günümüzün kolaylaştırıcı etkileri yok mu? Var. Mesela e, kurum bakımları ya da bir yardımcısının olabilmesi çalışan anneler nezdinde baktığımızda bu da günümüzde daha yaygın. Kolaylaştırıcı şeyler de var. Ama mesela geniş aileyi kaybettik. Yani bir nesil öncesinde belki anneannenin, babaannenin o sistemin içerisinde aktif olması, çok daha görünür, çok daha yaygın bir şeydi. Hatta Anadolu'ya bakarsak büyük konaklarda değil mi geniş ailenin birlikte yaşadığı sistemler. Ama günümüz şehir hayatının içerisinde çekirdek aile dört duvar arasında biraz daha yalnızlaştığı için Anne adına işler biraz daha zorlaştı ama şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bazen babaların da haklarının yendiğini düşünüyorum çünkü. Hı hı. Yani şunu söylemezsek onlara haksızlık hı hı. yapmış oluruz. Yine sadece bir nesil öncesiyle ufak bir kıyaslama yapmış olsak, babalar adına bir gelişme olmadı mı? Babalık adına. Yani ebeveynlikte aktif katılım adına tamam. bir iyileşme olmadı mı? Kesinlikle oldu. Şimdi kendi babalarımız açısından düşünelim. E, gebelik fotoğraflarından o doğumda bütün sonu, şeylerine birlikte gitmekten, doğuma eşiyle birlikte doğumda bulunmak falan. Eskiden affedersin light erkek derdi ya her şeyi. <gülüyor> mümkün <gülüyor> Şimdi değildi yani. hani biliyorsun. Böyle bir Hı -hı. babalık çok mümkün değildi Hı -hı. ama bu zamanın babaları anne tamam daha aktif evet. bir rol üstlenmiş halde ama babalar da yine bir nesil öncesine göre kesinlikle daha iyi bir noktadalar Şimdi bence. Şimdi reklama gideceğim. Reklamdan sonra bir çocuğuyla arkadaş olmak var. Bunun sınırı nedir? Bir arkadaş gibi de olacaksınız ama anne baba rolünü de teslim etmeyeceksiniz. Onun ayrımını da size soracağım. Belki birkaç diyalog örneği püf nokta söylersiniz. Öyle devam edelim. Başka başlıklarımız da var. Bir reklama gidelim. Değerli izleyenler, uzman aile danışmanı, yazar Hatice Kübra Tongar bizlerle reklamlardan sonra sohbetimiz devam edecek. Değerli izleyenler hoş geldiniz. Tekrar sağlık raporunun ikinci dilimindeyiz. Sayın Hatice Kübra Tongar bizlerle uzman aile danışmanı yazar. iyileşen İyileşen çocukluğum, iyileşen anneliğim kitabı üstüne buradaki başlıkların bir kısmını konuşmaya çalışıyoruz. Herkese şifa olsun e, diyelim. Şimdi sağlık haberlerinden derlediğimiz gündemi aktaralım. Sonra e, Hatice Hanım, Hatice Kübra Tongar'la söyleşimize devam edelim. Buyurun. Müzik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eğer aşıların tamamı başarıyla sonuçlanırsa, sene sonunda 50 milyon doz kapasiteye sahip bir aşı adayımız elimizde olacak, dedi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, yeni tip koronavirüs salgınında şu anda üçüncü pikin yaşandığını belirterek, geçen Kasım ayındaki gibi büyük bir dalganın olmaması için özellikle 15-20 günlük süreçte herkesin çok hassas olmasını beklediklerini söyledi. BioNTech aşısının birinci dozu Ankara'da uygulanmaya başlandı. Çocukların aşılanmamış olmalarının onları açık hedef haline getirdiğine dikkat çeken çocuk hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Haluk Çokuğraş, mutasyonlu virüsün çocuklarda MIS-C sendromu ile birlikte görülebildiğini ve tüm organları etkileyebildiğini ifade etti. Tekrar hoş geldiniz efendim. Ee, sağlık haberlerinden derlediğimiz gündemi aktarlık. Gene ağırlıklı efendim COVID haberleri. Tabi pandemi döneminde ailelerde birçok sorun yaşadı. Birkaç e, bu sorunları nasıl aşabiliriz? Cevaplarını da Kübra Hanım'dan almaya çalışacağım. Tekrar hoş geldiniz. Hatice hoş Kübra Tongar. Ee, birinci bölümün sonunda demiştim ki Arkadaşlık rolüyle çocuğumuzla anne baba rolünü nasıl ayırt edeceğiz? Şimdi çok arkadaş olunca da olmuyor. Çok anne baba böyle eskiden aldığımız o peder şahi aile modelinde de günümüzde gitmiyor. Onu evet. nasıl dengeleyelim? Şimdi arkadaş derken ne kastettiğimizi aslında belki zihnimizde bir oturtabilsek. <laughs> Ebeveynliğimize de bunu nasıl yansıtabileceğimiz daha net olmuş <laughs> olacak. Aslında çocukların arkadaşlarında sevdikleri şeyler nedir? bir yaşamına ortak olmasıdır. Yani hı hı. bir arkadaş çocuğun duygu dünyasını bilir, sevdiği sevmediği şeyleri bilir, ortak sevdikleri, ortak ilgi alanları vardır, birlikte yapmaktan keyif aldıkları şeyler vardır ve arkadaşlar kural koymazlar. Daha çok çocukları <laughs> desteklerler, evet. teşvik ederler. Hı hı. Şimdi biz ebeveynliğe bunun hangi kısımlarını alabiliriz? Hı hı. Bir kere ebeveyn kural koyucudur. Dolayısıyla hiçbir ebeveyn e, yani çocuğun dünyasında yüzde yüz uyum sağlayacak yani %100 çocuğu mutlu edecek bir noktada zaten bulunamaz. Dolayısıyla kendimizi böyle bir şey yapmak zorunda çocukları sürekli mutlu etmek zorunda hissetmeyelim. Çünkü ebeveynliğin ilk kuralı çocuğu korumaktır. Ve çocuğu korurken çocuğa sınırlar koyarsınız ve çocuk genelde bundan mutsuz olur. Hı hı. Bu bir gerçek. Bu hı hı. noktada arkadaş gibi ya da arkadaş kadar olamayız. Hı hı. Hatta geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki oğlum ara ara sormayı seviyorum. Belki ekran başındaki anneler de hı hı. sorarlar. Çocuklar güzel aynı oluyor çünkü bizim evet. ebeveynliğimize. Ee, şey diye sordum. E, sıfırla yüz arasında bir puan verecek olsan ilişkimize dedim. Anne oğlu ilişkimize kaç puan verirsin dedim. Dedi ki 70 veririm. Dedim 70 güzel yüksek bir puan ama dedim 30 puanlardan kırdığını söylersen ben çalışırım oralara yani <laughs> daha iyi ebeveyn olmak için sana <laughs> nerelerden kırdın? Şey dedi e, teknoloji falan konusunda bana sınır koyuyorsun ya dedi oradan kırdım dedi. Ha dedim o zaman kusura bakma 30 puan <laughs> eksik kalacak belli ki çünkü ben sınır koymaya devam edeceğim yaşına göre. Dolayısıyla hani ebeveyn %100 mutlu edemez çocuğunu. Hı -hı. bunu bir kabul etmemiz. Hı -hı. Bu şeyle barışık olmamız gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi arkadaşlığın bu ikinci alanı. Yani çocukla birlikte ortak bir paylaşım yapabiliyor olması, ilgi duyduğu şeyleri biliyor olması. İki arkadaş ya yani biz yetişkin dünyasında da düşünürüz şimdi. Mesela bir kahvaltıda buluşuyorsunuz arkadaşlarınızla ve saatler nasıl geçmiş farkında olmuyorsunuz o sohbetten. İşte bunu çocuğumuzla yakalayabiliyor muyuz? Bazen evet. Bu noktada arkadaş gibi olmak, sohbet edebiliyor olmak, onun ilgi duyduğu şeyleri e, sanki böyle kansere çare bulmuş e, heyecanıyla ve ilgisiyle dinleyebiliyor olmak. Çünkü genelde e, çocuklar yaşlarına göre kendi dünyaları için büyük şeyleri ebeveynlerine söylediklerinde ebeveynleri dinlerler ama yani. Geçerler ya da e, mesela anne için erkek çocuğun dünyasını anlamlandırabilmek, baba için kız çocuğun dünyasını anlamlandırabilmek farklıdır. Benim iki oğlum, bir kızım var ve oğullarımın dünyasında yer alan işte o formüle bir yarışları, futbol şeyleri benim dünyamda çok yer eden şeyler değil. Ama onlar heyecanla bu konularda bir şey anlattıkları zaman gerçekten merakla öğrenmek için, gerçekten öğrenmek niyetiyle dinlemeye gayret ediyorum, onlara eşlik etmeye gayret ediyorum. Çünkü diğer türlü eğer hal dilimle yine mi bunu konuşacağız ya da bunu, bunu niye anlatıyorsun gibi bir halde durursam işte arkadaşça ebeveynlikten burada çıkmış oluyorum. Ve ben anne babalara en çok şunu hatırlatmayı seviyorum. Çocuklar size eğer gelip kendi dünyalarıyla ilgili bir şey paylaşıyorlarsa, heyecanla yaşadıkları deneyimleri, heyecanlarını size anlatıyorlarsa lütfen korkmayın. Orada iyi bir bağ var demektir. Evet. Ne zaman korkun? Çocuk kendi odasından evet. çıkmaz ciddi hale yaşam. geldiyse, çocuk sana bir şey anlatmıyorsa, çocuğun yaşadığı şeyleri sen başkalarından duyuyorsan bir şekilde ya da çocuğun yaşadığı şey artık büyük problemlere, büyük sorunlara sebep olduğu an senin haberin oluyorsa işte orada ciddi bir sıkıntı var demektir. Yıllar önce bir narkotik polisle ben de radyo yayınları yapıyordum o dönemde. Böyle bir yayında çocuklarda madde bağımlılığını konuştuğumuz bir yayında şöyle bir şeyden bahsetmişti. ben gerçekten çok etkilemişti. Bir yerde bir ihbar oldu dedi. Gittik ve oradaki gençleri ne yazık ki bu bağımlılıkla ilgili bir süreçte aldık ve emniyete götürüyoruz. İşte sorgulanacaklar vesaire. Oradaki bir genç çok dikkatimi çekti dedi. Daha 14-15 yaşlarında ve sürekli şeyi söylüyor. Aileme lütfen haber vermeyin. Haberi yok. Yani beni götürün. Tamam ifade vereyim ama aileme haber vermeyin diye. Dayanamadım dedi. Yanına gittim. Dedim ki Yavrum yani ailen haberi yok mu sen? Yani bir bağımlı hale gelmiş artık. Sen kaç zamandır kullanıyorsun bunu? Ee, çocuk demiş ki ben ne, ne zaman başladım hatırlamıyorum. Yani çok çok uzun yıllar oldu ama 5 yıldır bu maddesiz duramıyorum. Şimdi 14-15 yaşındaysa 10 yaşından beri neredeyse bir bağımlılığa geçen bir süreç ve ailesinin haberi yok. O narkotik polis beyefendi şöyle bir şey söylemişti. Bu söylediğim şeyler hani gençlerin dünyasına ya da çocukların dünyasına ilgi duymakla gerçekten Hı. çok önemli bir şey. Demişti ki Hatice Hanım bir çocuğun gözlerine baktığınızda gerçekten bakıyorsanız eğer, anlamak için bakıyorsanız, ha belki bakıp "Aa bu bağımlı mı acaba?" diye. Çünkü kimse kendi çocuğuna böyle bir şey kondurmak istemez. Ama burada ters bir şey var dersiniz. Bunu anlarsınız, bunu hissedersiniz. Çoğu zaman aynı evlerin içerisinde eşlerimizle de, çocuklarımızla da yabancı gibiyiz. Aslında sıkıntı burada. Gerçekten çocuklarımızın gözlerine bakıyor muyuz? Mesela bu zamanın bilgili ebeveynlerinden bahsettik. Çok daha bu konularda evet ama sohbet edelim tamam şey yapalım ama gerçekten çocuğun ihtiyaç duyduğu zamanlarda mı? Ben bilgisayarın başında çalışıyorsam çünkü bu zamanın ebeveyninin en büyük handikaplarından bir tanesi işkolizm. Ee, ve ciddi bir bağımlılık bu da çünkü kendini orada var ediyor ee, ve sürekli orada. Yani iş hiç bitmiyor. Ee, telefonlarla birlikte işlerimiz cebimize girmeye başladığından beri mesai bitiyor, eve gidiyorsun ama iş bitmiyor. Sürekli ulaşılabilir haldesin. Sürekli bir şekilde online'sın, çevrem içisin. Ulaşılabilir halde olmuyorsun. Öyle mi? Kavuş. Yani yavrum işteyim ya da bir şey anlatıyor ama iletişim yok. Yani gerçekten gözlerinin içine bakıyor muyuz eşimizin ve çocuklarımızın? Bunu iyi değerlendirmek lazım. bir de senin geleceğin için yapıyorum. Böyle kelimeleri yani. Bunu... O da bahane. Avutuyoruz kendimizi. Yani hani sen işte yaşıyorsun ve evet. diyorsun. Senin geleceğin için her şeyi yapıyorum deyince normalleştiriliyor belki. Çok enteresan dengeler var herhalde orada. Burada Buyurun. ufak bir şey Hı -hı. ekleyeyim müsaadenizle. Bir sosyal deney var bununla ilgili. Hı -hı. Ee, hani çok çalışıyoruz, çok para kazanmamız lazım çünkü çocuklarımıza iyi bir gelecek Hı -hı. sağlayacağız falan gibi bir evet, yanılgımız evet. var ya ebeveynler olarak. Çocuklara şöyle bir sosyal deney yapılıyor. Anne babalar çocuklarından ayrı bir şekilde bir odaya alınıyor deneyin yapıldığı odaya ve anne babalara şu soruluyor. Deniliyor ki çocuğunuz en çok neyden mutlu oldu? Yani... Ee, yaşadığınız aile Hı -hı. olarak ne yaşadığınızda mutlu Hı -hı. oldu? Bunu bize şey yapar mısınız? Bahseder misiniz? Anne babalar genellikle şu tarz şeyler söylüyorlar. Bir oyun konsolu istiyordu, onu almıştım. O gün çok mutlu olmuştu. İstediği bir oda vardı işte bilmem bir şey figürlü. Onu almıştım. Çok mutlu olmuştu. Yeni bir bir şey oyuncak almıştık. Çok mutlu olmuştu falan gibi. Hep parayla satın alabilecek şeyler üzerinden anne babalar cevap veriyorlar. Sonra anne babalara çocuklarının verdiği cevaplar izlettiriliyor. Çocuklar şu tarz şeyler söylüyorlar. Bir gün e, babamla işte yüzüne makyaj yapmıştım, boyaları evet. sürmüştüm, çok eğlenmiştik. Annemle girip kurabiye yapmıştık, çok eğlenmiştik. Bir gün hep birlikte dünya parka gitmiştik ve orada korku tüneline girmiştik, korkmuştuk, birbirimize sarılmıştık ve çok güzeldi o an. Çocuklar hep Başladım, duygusal, duygusal pay paylaşımlara önem veriyorlar. Dolayısıyla sizin bilmem kaç yüz lira verip götürdüğü, alıp verdiğiniz bir oyuncağı önemsemiyor. Bir oyuncak alamıyor durumda olsan dahi şu bardağı ortaya koyup hadi gel şu bardakta bir oyun oynayalım, üretelim ya da hiçbir şey olmadan sadece el ele tutuşarak çocuklarla oynadığımız oyunlar vardır. Gerçekten orada mısın çocuğun için? Çocuk bunu önemsiyor. Aslına bakarsanız sadece çocuk değil insan da bunu önemsiyor bir ilişkide. Hep biliyorsunuz bazı günlerde böyle hani dünya gündeminde olan işte şu günü bugünü gibi spesifik zamanlarda işte eşinize şunu alarak mutlu edin tarzı reklamları çok fazla görürüz. Oysa ki eşinizin size ne aldığı değildir. Gerçekten bir hediye aldı ya da almadı. Gözlerinizin içine bakıp bakmıyor yani oldu. Her zaman her şekilde. Her ilişkide bu yani. böyle. Evet. Dolayısıyla hani arkadaş mıyız, ebeveyn miyiz? Kurallar konusunda ebeveyniz. Ama. Ama lütfen arkadaş kadar çocuğumuzun dünyasından haberdar olacak kadar da arkadaş olalım. Bir de anne baba dışında çocuklarla zaman geçiren bir e, üçüncü bakım veren dediğimiz bakıcılar, anneanneler, babaanneler, işte halalar, teyzeler neyse var. Onlarla olan ilişki nasıl yönetilebilir arkadaşlar? E, Orada nasıl bir idareyi eline alması lazım anne babanın? İdare demek istemiyorum ama kimsenin annesi babası gibi değildir hiç kimse ama bir şekilde bu toplum içinde onlara ihtiyaç duyuyoruz ve çocuklarımızın bakımını üstüne veriyoruz. Orada gördüğünüz sıkıntılar, doğru davranış kalıpları neler olmalı? Bakıcı belki anne baba rolü üstleniyor. Kendi istediği gibi o da, dilimde çocuğu yetiştirmek istiyor. Bazen anne baba bundan rahatsız oluyor. Hmm. Babaanne, anneannenin bir gelenekten, geleneksel bir eğitim veriyor. Belki bugünün çağına uymuyor bilmiyorum ne dersiniz? Şimdi öncelikle şunu demek lazım. Hı hı. Her seçim, her tercih bir vazgeçişi de beraberinde getirir. Getir, evet. Şimdi ben çalışan anne olmayı tercih ediyorsam bakın bu bir tercihtir çünkü. Evet. Çalışan anne ter olmayı tercih ediyorsam bazı şeylerin benim istediğim gibi gitmeme ihtimaliyle barışık olmam lazım. İşe böyle başlamak lazım. Çünkü bir çocuğu temelde yaralayan şey e babaannesiyle kurduğu ilişkide geleneksel bir bakım olup eğitim olup olmadığı o kısımları değildir. ...orada anne ile babaannenin mesela sürekli bu konuyla ilgili çatışıyor olması çocuğa zarar verir. Hı hı. Ya da annenin ya ben çocuğumu bakıcıya bırakıyorum kaygısını çok yaşıyorsa... ...ama bir yandan hı hı. da bırakmaya devam ediyorsa annenin oradaki kaygısı çocuğa zarar verir. Hı hı. Dolayısıyla biz hayatımız için bir şey seçtiysek eğer seçimimizin arkasında duracağız... ...bunun bazı dezavantajları da olabilecek elbette hayatta her tercihte olduğu gibi... ...buralarla da barışık olacağız. Öncelikle birinci aşamamız bu. Hı hı. İkinci aşama çalışan anneleri şöyle rahatlatabilirim belki. Çocuğun kendine bakım veren bir yetişkinle bağ kurmaya yaşamsal ölçüde ihtiyacı vardır. Ama bu kişi anne olmak zorunda değildir. O yüzden psikoloji literatürüne baktığınız zaman bakım veren kişi olarak geçer. Bağlanma. İlla ki anne diye geçmez. Çünkü anne vefat etmiş de olabilir. Evet. Her şey olabilir. Yani o zaman mesela annesi ve doğumunda diyelim vefat etmiş bir çocuk hayatı boyunca hiçbir bağlanma yaşayamayacak mı? Mutlaka sağlıksız mı olacak? Hayır. Kendine şefkatle, sevgiyle, merhametle bakım veren bir yetişkinin olması çocuk için sağlıklı bir psikolojik gelişim için zemin hazırlar. Bu kişi anne olmayabilir. Dolayısıyla bir anne şuna bakacak. Eğer ben çalışan anneysem, bir mesaim varsa ve mesleğime ara vermeyeceksem çocuğumun bebeklik <laughs> yıllarında o zaman ne yapacağım? Çocuğuma sevgiyle, şefkatle bakabilecek bu profesyonel bir bakıcı da olabilir. Yani herkesin Hı -hı. şartına göredir. Hı -hı. Eğer olabiliyorsa anneanne, babaanne vesaire de olabilir. Burada annenin temel hassasiyetleri konusunda elbette ki bir bilgilendirme de bulunabilir. Yani e, kayınvalidesine ya da annesine de anne şunu şöyle mesela tatlı bir şey vermeyelim iki yaşa kadar. Bak bu çok zararlıymış. Hı -hı. Beslenme düzenini gel seninle bir kararlaştıralım nasıl yapacağımızı. Oturtalım. Ama burada anne ya ben bu çocuğun annesiyim her şey benim dediğim gibi olacak beklentisinden birazcık çıkacak. Çünkü her tercih dediğim gibi bir vazgeçişi de beraberinde getiriyor. Burada ne yapacak? Çünkü orada özellikle aile büyüklerinden destek alınıyorsa hı hı. şunun farkına varması lazım. ya yani Onlar senin e, işte paranla oraya getirdiğin bir bakıcı gibi muamele edebileceğin insanlar değil. Onlar zaten seni büyüten insan. Dolayısıyla bir bilgi birikimi bir tecrübesi olduğu gerçeğiyle orada bulunuyor. Bazen öyle davranmaya çalışıyoruz. Çünkü bizler belki bu zamanın anneleri olarak yani anneanneye babaanneye ee, bir bakıcı gibi muamele etmeye çalışabiliyoruz. Bu yanılgıdan da çıkmak Onların lazım. Onların da e, gönlülerine tabii ki yani. gönüllerine hoş etmek Gönülleri. gerek. Çünkü orada o da gelip o çocuğa bak, yani Hı -hı. torunu evet, Hı -hı. ama bakım vermek mecburiyetinde değil ki aslında bakacak olursak. Bir iyilik yapıyor, bir güzellik yapıyor. Yani bu perspektiften bakarsak. Oradaki arada çıkabilecek insan ilişkisinde, insanın olduğu yerde her zaman anlaşmazlık olabilir. Hı. Ama çözüm odaklı baktığımız zaman yani burada anne, burada ikimiz de bu çocuğun iyiliğini düşünüyoruz. Hani nasıl bir orta yol bulabiliriz? Çünkü bu tavır sanki hani burada uyguladığımız bu yöntem galiba çocuğu biraz sıkıntıya soktu. Bak böyle haller görüyor. Bunu nasıl birlikte çözebiliriz gibi daha insani biçimlerde. Yalnız ben gerçekten özellikle bu üçüncü bakım veren kişiler olarak anne babaanneleri, aile büyüklerini söyledik. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Günümüzde bu sosyolojik değişimle birlikte annelerin çalışmaya bu kadar aktif çalışma hayatında olmasıyla birlikte onlara da biraz daha fazla belki bu konuda rol düştü. İnanılmaz bilinçliler. Neden bunu söylüyorum? Ben yıllardır yaptığım seminerlerde inanın o kadar çok aile büyüğü görüyorum ki ve diyorlar ki düşünün mesela bağırmayan ebeveynler seminerine gelmişler, eğitimine hı hı. gelmişler ve diyorlar ki e, yani Hatice Hanım çocuklar çalışıyor biz bakıyoruz torunlara daha bilinçli olmak istedik. Dolayısıyla hepsini teker teker ellerini öpmek, gözlerinden öpmek, yanaklarından öpmek lazım. E, çok kıymetliler, tecrübeleriyle de çok kıymetliler. İşte buradaki dengeyi iyi niyet olduğu zaman Geçiniliyor bir, bir şekilde. İletişim kurmak, tebessüm etmek, hoş görmek bunların hepsini aslında herhalde kapı açacak. Şimdi evet. az dakikam kaldı hızlıca. Şimdi biraz aslında e, e, travmadan bahsettik biraz yeğenin girişinde ama şu soruyu bir toparlayalım. Şunun cevabını almak istiyorum. Şimdi. Travmatik bir çocukluğumuz varsa iyileşmeye nereden başlayacağız? Bari bunun bir anahtarını verin bize yayının sonuna doğru toparlarken. Ne söyleyeceksiniz? Tamam. Şimdi o zaman şöyle bir örnek hmm. üzerinden hmm. anlatmaya hmm. çalışayım. Ee, hatırlar mısınız? Biz çocukken havuz problemleri vardı. Evet. Hala var sanıyorum. <laughs> Hala var. <laughs> havuz problemleri... Alese de var. var. <laughs> Değil mi? Havuz problemlerinde sistem nasıldı hatırlayalım. Bir havuz var. Altta havuzu boşaltan bir musluk var. Üstte de havuzu dolduran musluklar hmm. var. Ve diyor ki işte kaç saatte bu havuz falan. Hı hı. Şimdi bu örnek üzerinden bakacak olursak bu bir teşbih olsun bizim için. Bu havuz aslında yaşam. Havuzun içerisindeki su da bizim yaşam enerjimiz. Şu hayatta iyi ve güçlü psikolojik sağlamlığımızı sağlayan o kısım, içindeki su. Travmalar dediğimiz kısım neresi? Havuzun altında havuzu boşaltan musluklar. Herkesin öyküsüne göre bu musluktan bir tane de olabilir, yüz tane de olabilir. Herkesin travmasına yaşadığı olumsuz deneyimlere göre bu musluk sayısı. Buralarla bu muslukları halledebilmek için, kapatabilmek için ne yapmak lazım? Eğer travmamız çok fazlaysa ve derinse mutlaka bir uzman desteğiyle evet. başvurmak lazım. Yani. Kişinin kendine e, kör noktalarını görebilmeye çok mahir değil. En en kör olduğumuz nokta kendimiziz çünkü. Bir aynaya ihtiyacımız Karşı var. Da. Ebeveynler ayna olamadıysa evet bir uzmanla bunu sağlayabiliriz. Hı. Ama ben başka bir şey söyleyeceğim. Hı. Burası aşağısı Hı. Hı. için. Aşağıdan sızdıran musluklar olabilir. Ama biz yukarıdaki muslukları arttırabiliriz. Yani o havuzu dolduran musluklarımızı arttırabiliriz. Nasıl? Bu bunu ne, da, nedir? O bu şey, nedir? nedir? İnsanın hayattaki yaşam enerjisinin psikolojik sağlamlığının temel motivasyonu bu hayat için bir amacının, hedefinin olmasıdır. Ben niye yaratıldım? Ben niye varım? Şu hayat bir yapbozsa, ben de bu yapbozun bir parçasıysam neyi tamam etmek için geldim? Ne istiyorum hayatımla ilgili? Herkes muhakkak oturup, düşünüp hayattaki misyonun adına bir şeyler yapması lazım. Yataktan sabah bizi böyle zıplatarak kaldıracak hedeflerimizin, hayallerimizin olması lazım. Bunu kimimiz eğitim alarak yapıyoruz. Kimimiz başka bir üretimle, bir yeteneğimizi keşfediyoruz. Mesela çok iyi Diyelim ki örgü örüyorum ben. Bunu keşfettim ya da el becerim çok iyi. Buradan bir üretim yapıyorum ve bununla ilgili bir şey yapıyorum. Yaşam misyonumuz, hayallerimiz burayı destekleyen bir şey. Bir yandan da hayatımıza enerji katacak sosyal ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım. Bazen insanlar şunu diyorlar. yani anne baba tamam onlarla bir şekilde görüşeceğiz ama benim çevremde öyle insanlar var ki işte böyle sürekli dedikodu oluyor. işte arkandan iş çeviren. E niye bu insanlarla birliktesin? Mecbur değilsin. Öyle değil mi? Vazgeç. Vazgeç. Vazgeçmek de bazen çok zor. Enteresan bir vazgeç. kolay demiyorum ama değişebilir şeyler bunlar. Evet. Hayatımızda bizim enerjimizi ben enerji emiciler diyorum bunlara. Enerjimizi hemen arkadaş çevresi, enerjimizi hemen akraba çevresi Bazen yakın akrabalarımızla ilişkiyi kesemiyoruz çünkü değil mi? Bu bizim kültürümüzün de çok Tabii. güzel bir dokusu. Hani hiç görüşmeyelim demiyoruz. Hı hı. Ama ne yapabiliriz? Duygusal ayrışma sağlayabiliriz. Çok iç içe olmayız, sınırlarımızı hı hı. belirleriz. Hı hı. Bir şekilde oradaki enerji hemen muslukları kapatmaya gayret ederiz. Şu sözü ben çok severim. İnsan aslında etrafındaki 5-6 kişinin ortalamasıdır. Bu bağlamda etrafımıza bakalım. Düşünseniz de çok kaliteli ortamlarda, kaliteli insanlarla sizi dolduran, sizi evet. hayatı karşı enerjinizi arttıran insanlarla birlikte olursanız, ne kadar travmanız, ne kadar yarınız olursa olsun hayata tutunacak dallarınız daha fazlalaşır. Dolayısıyla oradaki muslukları arttırmaya gayret edebiliriz. Ee, ya süren bitmiş çok teşekkürler ama insan herhalde e, çektiği restlerle aldığı kararların arkasında durarak da güçleniyor. Evet. Yani bunu da herhalde değil mi güçlendirmek lazım hem anne-baba ilişkisinde hem çocuklarla olan ilişkimizde bilmiyorum hayatımızda aslında bunun çok da. E, faydalarını gördüğümüzü söylüyorum. Belki birkaç cümle buna söylersiniz. Yani çocuk için aldığımız karar, çocuk için planladığımız bir şeyin arkasında durmak bile bizi aslında güçlendiriyor, değil mi? Kesinlikle öyle. O zaten özgüven dediğimiz şey temelde Hı -hı. özümüze güvenmek, Hı -hı. var olan potansiyelimize güvenmek. İnsan sınırlarıyla vardır, Osman Hanım. Dolayısıyla bazen hayır dile diyebilmek insanı güçlendirir. Evet. Neye hayır dediğimizi, niye hayır dediğimizi biliyorsak. Hı -hı. Orada zaten o güç ortaya çıkıyor. Dolayısıyla aldığımız kararların arkasında durduğumuz, inşallah şu zor dönemlerden geçiyoruz, şu belirsizlik süreçlerinin de bize aslında hayatımızı belirleme noktasında ışık tuttuğu bir dönem olsun herkese diye dua etmiş Süreme olayım. Sürem olsaydı biraz pandemi döneminde gireceğim ama mesajlar verildi zaten diyelim. Buradan da çıkarımlar yaparlar. Çok teşekkür ediyorum Tabii. geldiğiniz için. Uzman aile danışmanı Hatice Kübra Tongar. E, sosyal medyada da paylaşımlarını e, izleyicilerimiz takip etmelerini öneririm. Anne baba eğitimi, çocuk eğitimi üzerine çok e, birebir uygulamalarla aslında çok güzel şeyler anlatıyor. Şiddetle tavsiye ediyoruz biz de. Çok teşekkür ederim tekrar. Selamlar. Ben Takime teşekkür devamlı. ediyorum davetiniz için. Sağ, Sağ olun, rica ederim. Değerli izleyenler, yayını tamamlarken bizim de e, anne baba ve çocuklarla ilgili hazırladığımız eğitici bir VTR'miz var. Onu sizle paylaşalım. Ee, tekrar görüşmek üzere diyelim. İyi hafta sonu dilerim ve sağlık okur yazarlığınızı e, arttırmanızı dilerim. Her koşulda sağlık programı sonunda söylediğim gibi. Tekrar görüşmek üzere. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Yalın, kendin olmaktan vazgeçmenin adı beraberliktir. Şüphesiz bu dünyadaki en kutsal beraberlik de evliliktir. Evlilik bugünün mutsuzluklarına karşı birlikte direniştir eşinin gözündeki yaşı kalbinde hissetmektir. Biz olmanın, ben olmaya galip geldiği, benliğinden sıyrılma makamıdır evlilik. Boşanmaların arttığı ve boşanma nedenlerinin çeşitlendiği günümüzde evlilik bir sanat. Evlenmek değil, evli kalmak alkışlanan bir meziyet artık. Evliliğin ömrünü ise pozitif iletişim ve diyalog zenginliği belirliyor. Eşler arası tartışmalar, yanlış anlaşılmalar, uzaklaşmalar, ayrı odalarda uyumalar, ve somut ve sanal aldatmalar evlilikte yaralar açmaya devam ediyor. Ya çocuklar? Onlar tam anlamıyla zamane çocukları. Onlarınki anne babalarının çocukluklarına benzemiyor. Onların dünyası cep telefonlarının, bilgisayarların hakim olduğu bir dünya. Onlar düşe kalka büyümüyorlar. Tozu toprağa bilmiyorlar. Başları hiperaktiviteyle fena halde dertte. Fobileri var. Narsizmden musaripler. Daha yalnız büyüyorlar. Okula gitmek, arkadaş edinmek onlar için daha zor. Onlar çoğunlukla problemli çocuklar. Anne babaları ise daha çok şey biliyorlar ama geleneğin bilgeliğinden kopuyorlar. Biz görmedik onlar görsün derken ölçüyü kaçırıyorlar.